bu ülkedeki en büyük sorun bu masada oturan bizler de dahil olmak üzere hepimizin yetiştiriliş tarzı. Uğur'un biraz önce anlattığı o cümleler bizim hepimizin aklında bir şekilde eğitimimizin istesek de istemesek de kulağımızın istesek de istemesek de bir parçasında yer aldı. Doğru. Ve bu sakat zihniyet bizler eğitimli insanlarız, toplumda kendini yani yetiştirmiş insanlarız, çok şükür şanslı insanlarız, aileleri tarafından sevgiyle büyütülmüşüz. Ama çocuklarınızı sevin kardeşim. Çocuklarınızı dünyaya getiriyorsanız onların bir birey olması için gerekli emeği verin. O emeği vermezseniz işte böyle bunlara adam falan denemez. Bunlar ya yaşam formu bunlar. İnsan da denemez. Çocuk sahibi... Bunlara hayvan da diyemezsin. Bak boyu bunlara. Tabii. Hayvan, benim hayvan, abi köpeğim var. Şey. Benim köpeğim bunlardan daha insan ya. Daha gördünüz insan, mü görüntüleri arkadaşlar? Insandır, Görmüşsünüzdür. Kadın yerde yatıyor. Yerde yatıp bayılmış insana yani bu bu ne bu? Ne bu? Bunlar yaşam formu ama bunlardan öyle bir tane iki tane yok sen diyorsun Doğru. ya son günlerde. Sardarlar da düzeltti son yıllarda Doğru. diye. Türkiye'de kadına şiddet yok abi. Kadına vahşet var. Şiddet başka bir şey. Doğru. Doğru. Ya bak bu ülkede öyle yaşam formlarıyla yaşıyoruz ki bunlar kadına düşman, çocuğa düşman, yaşlıya düşman. Ağaca, düşman, ağaca düşman, doğaya düşman. Her şeye düşman bu herifler. Bunlar nasıl oldu abi? İşte bunlar böyle oldu. Bunlar böyle oldu. Şimdi esas iş şu. Ne olur çocuklarımıza sevgi verelim. Çocuklarımıza bir birey olarak onların bir insan olarak yetişmesi için vakit ayıralım, duygu ayıralım ve emek verelim. Ne yaptık orada falan. Öyle olmuyor işte böyle oluyor. Bu bir, iki. Şimdi bu Türkiye'de Serdar'ın söylediği şeye çok katılıyorum. Şiddet salgını var. Hiç öyle dizilerde falan değil. Şimdi hiç lafı böyle yandan yandan konuşmayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dahil. Orada da var. Orada var. Ama Türkiye... orada eskiden de vardı. Bana ne zaman varsa eskiden var bana ne? Yani futbol yani. sahaları da dahil. Orada tabii ki dizilerde dahil, tabii ki medyada dahil. Bu program bu sezon bir mucizeyi gerçekleştiriyor ya. Türkiye'de ben böyle seyredilen, normal futbol konuşulan, yıllardır gazetecilik yapıyorum çok nadir program gördüm. Maşallah de de nazır değmesin. Yani maşallah de yani. Normalde nedir insanların algısı? Televizyonları açın seyredin bakalım nasıl programlar. Ben dün bir tane haber kanalında denk geldim. Adamlar birbirlerine ana avrat sövdüler ya. Televizyon ekranında haber kanalı. İsimlerinin başında da bayağı bir şeyler yazıyor falan. Evet. Şimdi bu şiddet değil mi? Bu şiddet değil mi? Kı ...kıymetli radyo televizyon üst kurulu... ...o şiddet değil mi... ...şiddet illa Polat Alemdar birinin kafasını kesince şiddet olmuyor... ...tabii ki o da şiddet... ...ama bu da şiddet... ...bunu da bu çocuklar seyrediyor... ...meclis çatısı altında... ...mikrofondan... ...sözüm ona kravatlı abilerimiz... ...sözüm ona kravatlı hanımefendiler ablalarımız... ...birbirlerine hakaretler savururken... ...birbirlerine saldırırken o şiddet değil mi... ...o da şiddet abi... ...şimdi Türkiye'de böyle bir şiddet salgını vakası var... Kadın meselesine gelince bir de şunu yapmasın artık kimse. 8 Mart'ta Mart'ta herkes kadına şiddete hayır. 9 Mart'ta kimse yok ortada. Tabii tabii tabii. Sırra kadem basıyor herkes. Bu böyle bir şey olabilir Kadınlar mi? Şimdi bugün yine bir yani. Türkiye'de kadına vahşet varıyor. Artık bu utanç verici bir ziyetinde. Onun Sevgiline çiçekler diliyorum. Türkiye diye yok o kadına gibi. şiddette Pakistan'la falan beraber biliyorsunuz değil mi? Oralardayız yani. Geçen geçen sene Newsweek bir şey yayınladı. Sıralama Türkiye Pakistan falan altında yani. Bu nasıl olur? Bu samimi çözümle gerçekten meseleyi idrak etmekle olur. Ya şimdi burada tivitat falan, ondan sonra için rahatlasın. Oh vicdanım rahatladı. öyle olmuyor işte. 9 Mart'ta, 10 Mart'ta ne zaman kadın meselesi Türkiye'de kadınların e, başına gelen bu vaka, bu vahşet artık işte değil. hatırlanır. O zaman çözeriz. E, yöneticilerimiz de yasa falan çıkarmayacaklar. Kusura bakmayın Türkiye'de kaç tane kadın vali var? varıyorsa zaten yani kaç tane doğru. kadın bakanımız var? İki kaç tane, tane... Var galiba. Kaç tane icracı kadın bakanımız oldu? Ben bugüne kadar bir tane Milli Eğitim Bakanı bir de İçişleri Bakanı hatırlıyorum. Yani kırmızı kurdele Niye bu ülkenin İçişleri Dışişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, dış efendime söyleyeyim icracı, maliye bakanı kadın olmuyor? Aile Bakanlığı nedir abi Aile Bakanlığı? Tamam yani Aile Bakanımızı asla saygısızlık etmek için söylemiyorum. Ama neden icracı gerçekten söz sahibi, yetkili bir bakanlığın başında bir bakan? Neden daha fazla vali değil? Neden kulüpler, kulüp başkanları, kulüp yönetim kurulları bu kadar erkek? Yani bu, bu, bu meseleyi biraz daha bu gözle bakmak, konuşmak lazım. Çok haklı bir şimdi bunu söylüyor. Biz neden bu masada dört erkek oturuyoruz abi? Bunların hepsi bak öz eleştiri yapmadan sorunu çözemezsin. Kendi adımıza da bunu soracağız. Kendi adımıza da bunları yapacağız. Ama Türkiye'de ne yazık ki korkunç bir samimiyetsizlik var. Ve o samimiyetsizlik e, yansıması, şiddete olan bu tavır maalesef sadece dizileri işte bir mevzu olduğunda o mevzuyu o gün akşam saat bir 24 saat Twitter'da kıyamet kopuyor abi. O bile bir şey yani artık. Tamam. Ertesi gün, sonraki gün. Korkunç bir şey. Çok utanç verici mesele. Gerçekten utanç verici ama artık samimi olmaya ihtiyaç var. Samimi çözüme. Bir kere her şeyden önce her birimizin kendi adına e, kendi adına yaşadığı alanı değiştirmeye sağlam, sağlıklı bir öz eleştiri süreci dünyada yapıp bir, e, bu konuda da devletin dünyada, daha katkılı işler yapmasına ihtiyaç bir var. Dünyada bir tartışma var. Çocuk sahibi olmak ehliyete bağlansın diye. Yani her isteyene çocuk sahibi olmasın diye İşte çeşitli şeyleriniz, e, insani durumlarınız, psikolojik durumlarınız müsait değilse yani çocuk yap, yap yapılmasına izin verilmesin gibi bir tartışma var. Yani o tartışmayı e, yakında Türkiye'de de görürüz yani. Bu bahsettiği çocuklarımızı sevin yetiştirin diyor ya.